zamandır kırtasiyeciyiz. Tabii bu pandemiden dolayı kırtasiyeler malum kan ağlıyordu. Diğer bazı sektörler gibi. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklaması işte 6 Eylül'de okullar açılacak. Tabii bu bizde bayram sevinci yarattı. İnşallah açılır ve bir daha kapanmaz. Tekrar o günleri görmeyiz. Bundan sonra ümitle bekliyoruz. Çocuklara kavuşalım. Şen olsun, cıvıl cıvıl olsun. İnşallah herkes aşısında olur. Bu sayede bir daha tekrar kapanmak zorunda da kalmayız. Sermayeden yiyorduk sürekli. Yani sattığımızda giderlerimizi karşılamaya çalışıyorduk. Ürünlerin bedelini ödemek bir yana. Ancak kendimizi, evimizi şey yapmaya çalıştık yani. Hocam bu 6 Eylül'de açılmamış olsaydı ne yapacaktınız? Yani arayışa geçecektik. Muhtemelen ya kapatıp başka bir iş arayacaktık. Gerçi şu an işsizlik de var. Bulur muyduk onu da bilmiyorum ama sıkıntılıydı yani gerçekten. Ne yapacaktık biz de bilmiyoruz. Evet. Peki hocam şu anda kırtasiyede ürünler, fiyatlar nasıl? Yani fiyatlar geçen seneye nazaran ciddi artışlar var. Allah'tan biraz geçen seneden elimizde ürün olmasının avantajını yaşıyoruz. Yoksa bu sene gittiğimiz zaman toptancılara şu an sattığımız fiyattan bile ürün alamıyoruz. Bayağı sıkıntılı yani şu an fiyat şeyleri. Özellikle plastik ve kağıt ürünlerine gelen zam zaten kırtasiyenin %80-%90'ını oluşturuyor. Yani kırtasiye kırtasiyeciden alınsa, kırtasiyeci dışında kimse bu işi yapmasa, özellikle marketlerden bahsediyorum. İsim vermeme gerek yok. Herkes biliyor zaten marketleri. Yani bunların kırtasiyeye girmesi, tabii diğer sektörlere de giriyor. Onlara da yaralıyor ama kırtasiye zaten bir sene boyunca sadece bu Eylül ayını bekliyor biraz ekmek yiyebilmek için. Onda da yani bu marketlere ürün çok uygun fiyatlı, değişik şekilde, değişik ürünler, değişik markalar altında işte satmaya başladığından beri ciddi manada işimiz ondan da etkileniyor. Yani komple yasaklanması en tabii ideali olur ama yani kota bile gelse biz ona bile razıyız yani. Okulların açılmasını gerçekten dört gözle bekliyoruz. Sebebine gelince yani hazırlığımızı yaptık. Bakanın açıklamasıyla kitapları hınca hınca doldurduk. Fark etmişseniz raflara baktığınızda. Yani 1,5 yıldır, gerçi 2 yıl da oldu. 2'ye yakındır biliyorsunuz bütün hemen hemen iş sektörleri durmuş vaziyette. Özellikle kırtasiyeciler. Bakanın bu son yaptığı açıklamayla biz gerçekten dört gözle okulların açılmasını bekliyoruz. Çünkü çoğu arkadaşlar kazancını bu sektörden yönetiyor. İnşallah açılır diyoruz. Son 2 yıldır kredilerle besleniyoruz. Onların kredilerin zamanı geliyor, gidip altın borç ediyoruz. Ondan sonra döviz borç edip bu şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Yani tabii devletten beklentimiz yani bizi desteklemeleri. Ya kirayı bazılarının kirası yüksek, bazılarınınki düşük tamam da ya iş olmadıktan sonra ödeyemiyorsun ki bunu. İstediği kadar düşük olsun, istediği kadar yüksek de olsun. Ama ödeyemedikten sonra ödeyemiyorsun. Yani gelip esnaf arkadaş gidip karşısındakinden borç istiyor. Diğeri gelip diğerinden borç istiyor. Bu şekilde tutunmaya çalışıyorlar. Okulların kapanmasıyla inanılmaz derecede işimiz düştü. Geçen senenin aynı günde yaptığım satışı, gerçi pandemiden önceki yaptığım aynı gün satışıyla bir sonraki yılın satışını karşılaştırdığım zaman %80-85 bir düşüş var. Okulların 6 Eylül'de açılacağıyla ilgili haber bizi gerçekten çok çok memnun etti. Çünkü 2 senedir gerçekten okulların olmaması kırtasiye sektörü, kitap sektöründe ciddi bir soruna yol açtı. Yani şöyle söyleyeyim, 2 senedir biz cepten yiyoruz, artık cepten yiyecek bir şey de kalmadı. Bu yüzden okulların 6 Eylül'de açılıyor olması bizi çok çok memnun etti. Ve umarım hiçbir sıkıntıya, hiçbir eksikliğe mahal vermeden bu şekilde bir devam edelim. Okulların açıldığını görelim, çocuklar da bir eğitimi tekrar görsünler. Yani ben basit bir şey anlatacağım. Çocuk buraya geliyor şu anda kitap almaya. Kaçıncı sınıfsın dediğimizde 5 diyor, sonra bir duruyor. Yok yok diyor, ben 7'ye geçtim diyor. Yani şu an çocuklar kaçıncı sınıfa gittiğini bilmiyor. Cidden bilmiyor. Bu kadar bir eksiklik yaşadık. Bu süreçte biz çok zorluk yaşadık. Veliler de yaşadı. İşinden gücünden olmuş, pandemiden dolayı bir sürü veli vardı. Onlar ekstradan bir kitap alımına da gidemediler. Biz burada satışımızı istediğimiz ölçüde gerçekleştiremedik zaten. Şimdi bunun kirası var, vergisi var, bir sürü şeyi vardı. Ha, biz bu şekilde öz kaynaklarımızla bunu telafi etmeye çalıştık. Yapabildiğimiz kadar yaptık. Ama şöyle söyleyeyim, eğer 6 Eylül'de okul açılmayacak olsaydı muhtemelen kapıyı kapatıp gidip evimizde oturacaktık.